Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl kolay bir şekilde köylüleri dönüştürebiliriz? Lazım olduğu zaman böyle tekrardan zombiye çevirip tekrardan köylüye çevirdiğimiz zaman malzeme sayılarını, zümrüt sayılarını nasıl aşağı indirebiliriz? Bunu göstereceğim. Çok kolay bir yolu var. Yani bir market alışverişi nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki malzemelerin hepsi bu kadar. Yani şuraya kadar hepsini alsanız yeterli. Şu zaten zombi köylerden normal şartlarda çağırabilmek için kullanacağız. Bugünkü malzemeleri kullandığınız zaman çok güzel bir şekilde şeyi halledebiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini toparlayalım ve videoya geçelim. Siz de o sırada kanala abone değilseniz abone olmayı. Bir de beğenmediyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz de dislike tuşuna basabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama beğenmeme sebebinizi yorumlarda görmek isterim. Neden? Çünkü eksiklerimi bilirsem size daha iyi bir video sunabilirim. Yere 6 tane basınç plakası yerleştirerek başlıyorum. 1. Boşluk bıraktık. 2. 3 diye şöyle gidiyoruz. 6 tanesini yerleştirdik. Buraya kadar tamam. Sonrasında buraya koyduğumuz basınç plakasının yanına geliyoruz. 3 blok yukarı doğru çıkıyoruz. Ardından şöyle arkalarına doğru dönüyoruz. En sonuncusuna geldiğimiz zaman tekrar içeri doğru kırılıyoruz. Sonrasında şu yukarısından bir tane halka yapıyoruz. Bunu diğer öbür ucuna bağlıyoruz. Hatta uçaraktan yapsam daha tatlı olur. Buraya kadar da böyle. Sonrasında bu ikisinin ortasından gelip sadece yukarıdan 2 blok aşağıya doğru iniyorsunuz. Böyle de bu şekilde kapatıyorsunuz. Sonra ise şu alt kısımlarına birer tane şey yerleştiriyorsunuz. Yarım blok yerleştiriyorsunuz ki olur da zombi bebek zombi içeri girerse hepsini telef etmesin diye. Sonrasında bu basınç plakalarının önüne bizim çalışma tezgahlarımızı koyuyoruz. Artık hangisinden ne kadar isterseniz ona göre koyarsınız. Ben şu an çeşitlilik olsun diye her birinden birer tane yerleştirdim. Ardından buraya geliyoruz. Yukarı kısımlarını tezgahların hemen üstüne şalter yerleştiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar yakındaki bir köyden birkaç tane köylü çalıp getiriyorsunuz. Şimdi burayı da şöyle kapatıyorsunuz. Bu tezgahların hemen arkasını. Şöyle birazcık daha genişten alalım. Şurayı şöyle güzel bir şekilde dön. Ardından içeriye köylü basacağız. Şöyle 6 tane yeterli şu an. Bastınız. Sonrasında yapmanız gereken şey çok basit. Şuradan şöyle yukarı doğru bir tane köprü yapıyorsunuz. Bunlar kendi yollarını zaten buluyorlar. Gitti. O mesela oraya atladı. O mesleği almak istedi. Oraya gitti. O buradan okçu masasına geçti. O tarafa. O da bu tarafa geçti. Gördüğünüz gibi kendi tuzaklarını kendileri biliyorlar. Hiç elleşmenize gerek yok. Çok akıllı varlıklardır kendileri. Sen gerçekten idil olmaz bir insansın ya. Ben kapağını mı açayım? Ne istiyorsun? Git yat işte şu tarafa. Pislik herif, yat yat. Delirttin beni. Gerçekten beni delirttin sen ya. Abicim ne olur bak. Tamam, yalvarıyorum. Git yerine yat. Ne olur yat. Bıktım. Hemen bu tarafa bir tane ufak şey yapıyoruz. Sınırsız su kaynağı yapıyoruz. Oluşturdunuz. Ardından bunların tepesine çıkıyorsunuz. Köylülerin şu yukarı kısmından değil de aşağı kısma bakaraktan tuzak kapıları yerleştiriyorsunuz. Bu abileri buraya kapattıktan sonra üzerlerine ise birer kova su bırakıyorsunuz arkadaşlar. Başka yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Yukarılarına su koyduktan sonra şimdi buradaki şalterler var ya. Şalterlerden şalterlere doğru bir tane camla kapatıyoruz burayı. Bu alanı böyle. Sonrasında yukarı doğru çıkıp yukarısını taşlarla kapatıyoruz. Bunun amacı da şimdi şurada durduğumuz zaman köyler yukarı çıkacak ya. Yukarı çıktığı zaman ısırıldı mı ısırılmadı mı bunu görebilmemizi sağlayacak olan ufak çaplı bir mekanizma. Hatta şu kenarlarından da şöyle 2 blok yukarı doğru çıkabilirsiniz. Ardından buraya geliyorsunuz. Bunların üstünden yarım basamaklarla kapatıyorsunuz. Yoksa kapatmazsanız ne olur? Böyle buraya gelir. Kafası buraya çarpar. Hatta çarpmazsa yukarı doğru çıkar ve burada dolaşmaya başlar. Bu da zaten sizin kaybınız olur. Sonra ise şimdi buraya geliyoruz. 2 blok yukarı çıktık. Ardından bir blok daha çıkıyoruz. Burayı da bir blok yukarıdan kapatıyoruz. Neden? Çünkü bizim zombi bu arada dolaşması lazım. Zaten klasik bildiğiniz basit şeyler bunlar. Sonrasında buradan ise dışarıdan bir hat alıp dışarıdan ilerletiyoruz. Tabii Minecraft'ın şu güncellemelerle birlikte şunları bir çözüm bulamaması. Yani bloklar gözükmüyor. Deli ediyor beni. Burayı da bu şekilde kapatıyorsunuz. Ama şimdi burada yapmanız gereken bir şey var. Şuradan bir toprak alalım hemen. Şuradan şöyle bir tane yol çekeceğiz. Böyle zombiyi bu tarafa doğru sokabilmek için. Buraya geldikten sonra zombiyi sokacağız. Ama ondan önce yapmamız gereken son bir şey daha var. Eğer ki arkadaşlar bunların önlerine birer tane kapı yerleştirmezseniz ne olur biliyor musunuz? Bebek zombiler var ya. Gelir bunları hard diye ısırır. Ondan sonra çok başınız ağrır. O yüzden bunları yapmayı unutmayın. Hatta bir tane örnek gösterelim. Mesela gitti yukarı. Burada dururken bizim tarafından ısırılacak. Tabii bu aşağı düşmedi. Neden düşmedi? Çünkü
Kendisi şu an boğuk değil. Boğuk olmadığı için aşağı doğru inmiyor. Şimdi arkadaşlar gece oldu. Geliyoruz. Zombiyi koyduk. Ardından buraya bir tane de isim etiketiyle köylü ısıran ismini veriyoruz. Bu arkadaş buradan zaten direkt içeriye doğru giriyor. Yani bizi görmüş olsa da bizle birlikte girmeye çalışacaktı. Ama ne kadar tatlı ki. Buraya da direkt geçebiliyor. Burada duracak. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit. Buraya geliyoruz. Bunu açıyoruz. Bu yukarıya doğru çıkıyor. Ha bir dakika. Bunu zora getirmezsek olmayacaktır. Buna vuruyor. Şimdi ne oldu? Zombiye dönüştü. Aşağıya düştü. Kapıyı kapatıyoruz. Eğer ki zaten şeye dönüşmezse, zombiye dönüşmezse aşağı düşmeyecektir. Hemen buradan şey alıyoruz. Adları neydi? Zayıflık iksiri, ardından bir tane de altın elma alıyoruz. Altın elmayı da veriyoruz. Ve yavaş yavaş bu dönüşme başlıyor işte. Klasik bildiğiniz mantıkta. Eğer hepsini bir anda açayım, aman hepsini gitsin ısırsın derseniz büyük ihtimalle olmuyor. Ama denemek istiyorum. Şunu da açalım. Bunu da açalım. Bakalım bir deneyelim. Tamam dönüştü, sen aşağı in. Ha tamam, ona da vurmaya başladı. Şunu kaldırdık. Biz de o sırada şunları da zayıflatalım. Az zaten aşağıda pressure plate'ler var ya. Tık diye ses geliyor, ondan sonra buna basabilirsiniz. Mesela daha hızlı dönüştü. Açtım bunu da. Zorun tam ortasına bir tane şöyle fırlat. Ardından buna bir daha buna ver. Ses geldi. Ardından ortasına bir tane atıyorsunuz. Buna bir tane, buna da bir tane veriyorsunuz. Ve ne oldu? Abilerin hepsi halay çeker moduna geçti. Hatta buna bir de ortalarını aydınlatabiliriz. Güzel bir meşaleyle. Ruh meşalelerine var ya bayılıyorum. O kadar tatlı meşaleler ki abi, şu maviliğin güzelliğine bakar mısın? Tabii siz bunu daha da egzotik hale getirebilirsiniz. Dış mekanı falan tasarlayabilirsiniz. Single'da çalışıyor. Eğer ki sunucularda şey yoksa, adları neydi? Köylülerin zümrüt alım sayısı düşmüyorsa serverlarda da kullanabilirsiniz. Güzel, çok tatlı, çok muhteşem bir farm kendisi. Farm değil aslında. Neydi? Ticaret merkezi. Buradan bir de timeset B çekelim. Tertemiz bir şekilde takılalım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizin beğenmenizle birlikte 1561 olduk. Uzun zamandır kanalımız bayağı yavaşlamıştı ama şu son 2-3 günde bir 60 abone falan geldi. Gerçekten çok harikasınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden eğer abone değilseniz abone olun. Arkadaşlarınıza da davet edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.